Sayın Genel Başkanım, değerli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, partimizin değerli yöneticileri, basın emekçileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, öncelikle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserim dediği Cumhuriyet Halk Partimiz ve Cumhuriyetimizin 100. yılını onurla, gururla kutluyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım, ilkini 30 Eylül'de Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerel Yönetimler Çalıştayımızı 16 bölge ilimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik. Bugün de İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Edirne ve Kırklareli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızı zaman kaybetmeden devam ettiriyoruz. Türkiye genelindeki tüm belediyelerimizin fotoğraflarını çekiyoruz ve belediyelerimizin hizmetlerine karşı vatandaşlarımızın teveccühünün de çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ben de bu vesileyle sizlerin huzurunda tüm belediye başkanlarımıza ve değerli örgütümüze tek tek teşekkür ediyorum efendim. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partili olmayan ve kazanma potansiyelimizin yüksek olduğu bütün büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerimize yönelik analiz ve hedefleme çalışmalarımızı yaptık. Bir taraftan kongre sürecimiz devam ederken yerel yönetimler olarak hiçbir zaman kaybetmeden bu bölgelere özel olarak çalışmalar yapıyoruz. Ve her bölgeye özel stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimiz Türkiye genelinde her kesime hitap eden pek çok sosyal hizmeti hayata geçirdiler. Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere hali hazırda uygulanan ve vatandaşlarımızın memnun kaldığı örnek projelerden tüm belediyelerimizin faydalanabilmeleri için örnek proje uygulamalarının yer aldığı bir proje havuzu oluşturduk. Konusunda uzman, akademik kadrolardan oluşan ve dünyadaki sosyal demokrat belediyecilik anlayışlarını takip eden hocalarımızdan, tecrübeli belediye başkanlarımızdan oluşturduğumuz bir heyet ile yerel yönetimler strateji belgemizi de tamamlamak üzereyiz. Belediyelerimizin ortaya koyduğu önce insan diyen örnek sosyal politika ve projelerle halkçı, hesap veren, şeffaf, liyakatla yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi modelimiz ile önümüzdeki süreçte Sayın Genel Başkanım çok daha fazla vatandaşımızı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle buluşturacağız. Sayın Genel Başkanım, sizin her zaman söylediğiniz gibi belediyecilik halkın derdine derman olmaktır. Halkımızın derdine derman olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıdır. Onun içindir ki vatandaşlarımızın en çok yaşamak istediği kentler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yönettiği kentlerdir. Türkiye'de çağdaş anlamda belediyeciliği başlatan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Belediyeciliği sadece yol yapmak, fatura tahsil etmek olmaktan çıkarıp önce insan diyen anlayışı egemen kılan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin işidir. Bizim belediyelerimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler ve şeffaflık öne çıkar. Saray belediyeciliğinin temelinde ise rant devşirmesi vardır. Vatandaşa tasarruf edin, porsiyonları küçültün diye akıl verirken saray belediyeciliğinde israf vardır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ihaleler canlı yayınlarda herkese açık.
şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir. Saray belediyeciliğinde ihalelerin kapalı kapılar ardında kamuoyundan saklanarak yapılması vardır. Saray belediyeciliğinde kentin ihtiyacı değil, sarayın tasarrufu ve saraydan gelen emirler vardır. Saray belediyeciliğinde halka hesap vermek yoktur. Saraya hesap vermek vardır. Kefen ihalesinde bile usulsüzlük yapan belediyecilikte ihtiyaç sahibi vatandaşa destekte bulunmak değil, kendi yandaşlarına 3-4 maaş bağlamak vardır. Sayın Genel Başkanım, proje ve hizmetlerde yoksula, kimsesize, güçsüze, engelliye kaynak aktarmayı başlatan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. İlklerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlklerin belediyeciliğini de Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. İlk halk ekmek fabrikasını kuran İstanbul'da Ahmet İsvan, Ankara'da Ali Dinçer'dir. Metronun ilk kazmasını vuran İstanbul'da Sayın Nurettin Sözen'dir. İlk tercihli yol uygulamasını İstanbul'da Aytekin Kotil, Ankara'da Ali Dinçer başlatmıştır. Halk için ilk tanzim satış mağazaları İzmir'de İhsan Alyanak döneminde başlamıştır. İlk konut yapı kooperatifleri, kentsel dönüşümleri ilk yapan ve dünyaya örnek olan Ankara'da Batıkent projesiyle Sayın Murat Karayalçın tarafından yapılmıştır. İzmit'te Sayın Sefa Sirmen tarafından hayata geçirilmiştir. Efendim daha çokları var. İlklerin belediyesiyiz. Cumhuriyet Halk Partililer ilklerin belediyeleridir. CHP'li belediyelerde betona değil toprağa, binaya değil yeşil alana öncelik verilir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde halkın yararına olmayan hiçbir projeye imza atılmaz, karar verilmez. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde bireylerin değil toplumun çıkarlarına hizmet edilir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ben yaptım oldu mantığı yoktur. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde göz boyamacı, göstermelik işler yoktur. CHP'li belediyelerde hesap veren gerçek maliyetlerle, şeffaflıkla daha çok hizmet vardır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yönettiği şehirler özgürlüğün ve hoşgörünün mekanlarıdır, merkezleridir. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği şehirlerde huzur vardır. Sağ elin verdiğini sol el görmez, insan onuru vardır. Hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. El ele, omuz omuza vererek inşallah birlikte başaracağız. Yerel yönetimlerde belediye sayımızı çok daha fazla arttıracağız. Belediyeleri elde etmek için değil, hak etmek için geliyoruz. Belediyeleri ele geçirmek için değil, elden geçirmek için geliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmak için, mağdurun, garibanın yanında olmak için geliyoruz. Halkımızın yaşam alanlarını genişletmek için geliyoruz. Uzaklaştırmak için değil, birleştirmek için geliyoruz. 2019 yılından bu zamana kadar belediyelerimizin çalışmaları ortada. Yaptıkları hizmetler ortada ve inşallah önümüzdeki süreçte bu rakamı çok daha fazla arttırarak zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için geliyoruz. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yerel yönetim